Kulak çubuğu deyip geçmeyin arkadaşlar. Ülkemizdeki pazar payı 5 milyon dolardır. Vay be, demek her yıl 5 milyon doları kulağımıza sokuyoruz ha? O da bir şey mi? 10 milyon dolarla da dişlerimizi karıştırıyoruz. İyi de kulak çubuğuyla kürdanda kimse marka aramaz ki, Önder Bey. Firmanın da bizden istediği bu zaten. Sok kurcala kürdanının ve sok karıştır kulak çubuğunun en iyi şekilde reklamını yapıp bu pazarda marka oluşturacağız. İyi de kürdanın reklamını nasıl yapacağız Önder Bey? Yani dişlerinizi en iyi karıştıran kürdan bu kürdan mı diyeceğiz? Evet, biraz iğrenç olur gibi. Saçmalamayın, saçmalamayın. Günümüzde boy boy kadın pedi reklamı yapılırken bir kürdan reklamı mı yapamayacağız yani? Evet evet, Önder Bey haklı. Yani bir şey üretiliyorsa yani onun reklamı da yapılmalıdır. Biraz zor bir reklam olacak ama yaparız tabii. Evet. Arkadaşlar öyle bir reklam yapmalısınız ki dişinde hiçbir şey olmayan bile bu kürdanı kullanmak istemeli. Reklam imrendirici olmalı arkadaşlar, imrendirici. Karlı kayın ormanında gidiyorum. Sizin aradığınız koca adayında bulunmasını arzu ettiğiniz özellikler nedir hanımefendi? Bir kere mutlaka pala bıyıklı olsun. Sonracığıma uzun boylu, güçlü, kuvvetli, babayiğit bir erkek olsun. Ya peki başka? Kızdığı zaman bana okkalı bir Osmanlı tokatı yapıştırsın. Yürürken de yer zangır zangır titresin. Ay, öyle manda gibi adamı ne yapacaksınız ki? Neler yapmam ki? Yeter ki siz bana böyle bir koca bulun. Şimdi bakın, bütün bu özelliklerin hepsini üzerinde toplayan bir kişi... Kulak deyip geçmeyin. Sevgilinizin aşk fısıltılarını duymak istiyorsanız... ...kulağınızı sok karıştır kulak çubuklarıyla temizleyin. Arkadaşlar şu nasıl? Yemeğinizde soğan mı yok? Yoksa nedeni sokaktan geçen patates soğancıyı duymamanız mı? Sok karıştır kulak çubuklarıyla kulağınızı temizleyin. Sokaktan geçen patates soğancının sesini Pavarotti'nin sesinden bile daha gür bir şekilde duyun. Bu arada yemeğiniz de soğansız kalmasın. Bu nasıl arkadaşlar? Alo buyurun. Hep sır yürekli Müfit Bey'le mi görüşüyorum acaba? Aşk. Aşk işte bu olmalı. Aşık oldum ben sana fani kızı, aşık oldum. Benim aklımdan geçiyordun. Ne tesadüf değil mi? Bana bak Mefit, abinle konuşman için sana son bir şans daha veriyorum. Eğer bu sefer de konuşamazsan, Memrun Kirzola'yı unuttuğu gibi sen de beni unut, tamam mı canım? Sonracığıma elinin parmakları macar salamı gibi kalın olmalı. Tabi pazuları da iri iri. Tövbe estağfurullah. Sen resmen azmışsın be hanım. Senin kocaya değil, bir kavanoz şap yemeye ihtiyacın var. Süren bu gece saat 24'e kadar. Ne yap, ne et, konuş abimle. Ah Tanrım, ah Tanrım. Saçlarımı okşamaya doyamıyorum. Neden fanilik zamanında rastlamadım ben bu güzel kıza? Bana biraz daha zaman veremez misin? Firdevs, ya hiç değilse yarın öğleye kadar uzatsan şunu. Bilirsin, ben genelde öğle saatlerinde daha cesur oluyorum Firdevs. Hayır efendim, aynı Cinderella gibi gece saat 24'e kadar vaktim var. Cinderella'ya bile torpil yapılmazken sana torpil yapmamı hiç bekleme Müfit. Mümkünse ayakları da uzun olsun. Ama size sinirlenip tekme atarsan kaçıp kurtulma şansınız olmaz o zaman. Ama saçlarını nasıl öyle yapıyor? Firdevs, saçlarına ne oluyor kızım seni? Ay, neden ediyor galiba. Ne? Ne oluyor? Bir şey mi var saçlarında? Ya Rabbim sen bana sabır ver. Seni tekrar görmeye geleceğim güzel kız. Nasıl? Toplantınız iyi geçti mi? Masay biraz kızdı ama sağ olsun çok fazla sorun çıkarmadı. Biz de hayaletiz canım. Sonuçta canavar değiliz ya. Ay neyse. Bitti artık, rahatız. Merhaba Gözüm abla. Merhaba Ömer Bey. Ben size bir şey sormaya geldim. Peki sor bakalım. Fani taraftan bir kıza aşık olursam onunla birlikte olabilir miyim? Nasıl yani? Birlikte olmaktan kastın nedir anlayamadım. Yani onunla evlenebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Bir bakalım.
Ah, maalesef olmuyor. Ama ölmeden önce tanısaydın oluyordu. Öldükten sonra olmuyor. Ama istersen kendi kendine aşık olabilirsin. Platonik olarak da tabii. Yani onunla asla kavuşamayacağız ha? İlk defa ölü olmak beni bu kadar mutsuz etti. Aa, eğer sevdiğin kız ölürse bu tarafta onunla evlenebilirsin. Ne güzel. Ya, demek sevdiğim kız ölürse burada beraber olabiliriz ha? Güzel. İşte al, müşterilerin numaraları burada masaj. Tamam Şelal anneciğim, sağ ol. Acaba diyorum kürdanla ilgili olarak diş karıştırma dışında kullanılan yönlerini de mi vurgulasak arkadaşlar? Aa evet evet evet, bu fena fikir değil. Mesela toplantılarda, kokteyllerde, kanepe türü yiyeceklere kürdan saplanmasını kullanabiliriz. Ucu en sivri, tahtası gürgen ağacından yapılmış kürdan desek nasıl olur acaba? Olur. Otobüslerde tacize uğrayan kadınlara öneririz. Tacizciye batırsınlar diye. Kanka. Ha? Evet kanka. Sana bir şey söyleyeceğim kanka. Söyle kanka. Ben var ya ben. Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. Bir dakika dur. Paraya sıkıştın, benden borç isteyeceksin. Yok değil kanka. Dur dur sakın söyleme, bir dakika bulacağım bulacağım. Erken çıkacaksın, benden durumu idare etmemi istiyorsun. Yok o da değil. Dur, bir dakika bir dakika bulacağım. Sen benden Mickey'li film isteyeceksin. Yok canım öyle bir şey değil kanka. Allah Allah, daha ne isteyeceksin be kanka? Kız kardeşim Firdevs'i isteyecek halin yok ya. Hı? Tabii canım. Olur mu öyle şey? Ha, söyle bakayım. Ne isteyeceksin? Şey diyecektim ben. Dişime bir şey kaçtı da fazla kürdanın var mı diyecektim. Oğlum senin masanda var ya. Doğru ya. Yani kafa kalmadı işte kanka. Bana bak oğlum, sen yaşlandın, bunamaya başladın ha. Tohuma kaçmadan en iyisi bir an önce evlen. Bir şekilde çay yapmayı öğrendim. Hiçbir şey unutmadım. Diyorsun. Bravo Reyhancığım. Çünkü çay yapmak dünyanın en zor işi. Neden öğrendim ama? Çünkü yapacağım şeylerin hepsini bir kağıda teker teker yazdım. Ve sonra onları uyguladım. Bu yüzden hata yapmadım. Ay, sen çay yapmayı öğreneceğine Masar'la evlenmeyi öğrenseydin ya. Hey büyük Allah'ım, yani minik kuşumun evlendiğini dünya gözüyle bir görebilsem. Vallahi de, vallahi de koskocaman İşte benim prensesim buradaymış. Sen karışma, sen lafa girme. Ben istediğim şeyi keserim, herkese de dağıtırım. Ya siz şimdi bir tane koç keseceğinize, sizin durumunuzda olan 7 kişi daha bulup danaya girseniz daha iyi olmaz mı Menkıbe Hanım teyze? Ben sana bir giriş için... Demek seninle ölünce ancak kavuşabileceğiz güzel kız. Madem danaya o yüzden girelim, ölmenden başka çaremiz yok. Hoş geldiniz artık. En acısız bu şekilde ölürsün aşkım. Hadi iç. İç de bir an önce kavuşalım. Çay yaparken en önemli şey suyu çok iyi derecede ısıtmaktır. Suyu ne kadar ısıtırsan çay da o derecede o kadar sıcak olur. Bravo Reyhancığım. Bravo. Bakalım Firdevs'in çayına bir bakalım bakalım. Yeteri kadar sıcak. Allah salak. Allah kahretsin. Salak. Sen çay yapmasını öğreneceğini önce ya. Yürümesini öğren. Ay çok özür dilerim. Ben şimdi sağ adımı attığım zaman öyle sağ adımı atınca sonra bir de iki ayağım birbirine karışınca bir adam düşürmüştüm. Koş koş çabuk. Mutfaktan bez getir de batırdığın yeri sil. Şunun haline bak salak. Bir de biz de bunu Masar'la evlendirmeye çalışıyoruz. Kızım, hay Allah. Nasıl yağmurlar yine kesiliyor. De kalkmış, ben de seni evlendirmeye. Benim gitmem gerekiyor güzel prensesim. Çocuk İlk ben... yağmurla tekrar sana döneceğim. Eyvallah. Hoşça kal. Yere kazayla çay dökülünce silme beziniz mutfağın neresindeydi? Hay Allah'ım ya Rabbim, sen bilirsin hey Allah'ım ya Rabbim. Bak Reyhancığım, yere kazayla çay dökülünce silme bezi diye bir bez yok. Bu tür durumlarda mutfağa gidilir, oradan bir bez alınır ve silinir. Hay Allah, doğru ya. Benimki de kafa işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Sadece